Bak hiçbir belediye başkanı bir yudum su dahil gelip de vatandaşa geçmiş olsun dahil diyen olmadı. Getiren olmadı kızım. Özellikle Lütfi Savaş. Özellikle Lütfi Savaş'ı söylüyorum ben. Özellikle Lütfi Savaş. Ancak yakınlarına. Allah hakkımı alsın. Allah hiçbirimiz hakkımızı helal etmiyoruz o helal adama. Helal etmiyorum. Kendi imkanlarımızla bir çadır kurduk. Şu gördüğünüz çadırı kendi imkanlarımızla kurduk. Çünkü 25 kişiydik. 4 aile. 9 çocuk. Diğerleri hepsi büyüktü. 2 gün biz burada susuz ekmeksiz kaldık. 2 gün boyunca. Çünkü marketler talan edildi. Evlere girilmiyor. Evler yıkıldı. Yani biz 2 gün, 3 gün unutulduk aslında. Yani Hataylı olarak. O günden beri buradayız. Sonra Kızılay işte geldi. Her birimize bir çadır verdi. Kaçıncı gününde verdi bu çadırları? 10. gününde çadır verdi işte. Ama hala bir su sıkıntısı yaşıyoruz. Tek katlıydı. Suriyeliler geldikten sonra yükselttiler. Kaç kat oldu burası? Burası ama 5 katlı oldu. Hatta sabitlemek için, destek olmak için perde duvar çekmişler. Alt taraf. Alt ambar diye sana diyebilirim, sana diyeyim. Yani iki odalık bir ambarı vardı. Çok eskiydi. Yani diyebilirim sana 40 yıl önce iki odalık bir ambar yapmıştı. Onu büyüttü, yanına kolonlar koydu. İşte üstüne daire çıktı, tekrar daire çıktı, tekrar daire çıktı. 5 katlı yaptı. Onun içinde onlarca insan öldü. Bunun insanların suçu var mı? Var. Ama bizim belediyenin daha çok suçu var. İmar affını verdiği zaman gelip de demedi ki bu insanlar, ya biz imar affını veriyoruz da bu insan nereye tekrar imar yapacak, ona bakmadılar. Samimi anlamda söylüyorum, bakmadılar. Acaba eski mi yapısı, eski yapının üstüne mi çıkacak? Bir tane bile kontrol olmadı. Bizim aileden işte iki tane fire verdik. Bir yenişten bir amcam olsun. Ne yazık. Çok arkadaşı arıyorum, kaybettik. Ona üzülüyorum. Kimin telefonuyla, kendi telefonuyla paylaşıklar. Vefat etti yine çocuklarından beraber. Kim arıyorum, eşi çıkıyor telefona. Filan adam, arkadaşım sen sağ ol diyor bana. Ona yanıyorum, üzülüyorum kızım. İşte çamaşır elde. Keşke dışarıda görseydi. Depremden beri ben çamaşır yapmayaktım. Bugün hepsini sabahtan beri ocakta suyu ısıttım, yıkadım, serdim. Elle mi yıkıyorsunuz? Elde, elde. Elektrik yok. $200 milyon aldım ikinci gün. Nereden aldınız? Valla bir depo yeri var, çadır satan adam, oradan aldım. Depremin ikinci günü. İkinci günü. Hangi ilçeden aldınız? Antakya'dan. Ne zaman kurdunuz burayı? Ne zaman? Deprem günü mü? Ne zaman deprem günü burada? Normal çadır yok mu? Yok oğlum. Başvurdunuz mu? Var, getirdi ama az getirdi. Az getirdi. Peki rahat mısınız? Yok, rahat değil oğlum. Çok soğuk. Akşam. Kaç kişi kalıyorsunuz burada? 7 tane. 7 kişi.